Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca oldukça yoğun bir yayın akışımız olacak. İlk etapta piyasalarda olup bitenlere gelen makroekonomik çerçeveye odaklanmaya çalışacağız. Özellikle ticari kredilerdeki büyüme oranları üzerine odaklanacağız. Daha sonrasında konut satış verileri geldi bugün. Onu yorumlayacağız. Diğer taraftan programımızın son bölümünde Borsa İstanbul'da bundan sonraki sürece ilişkin beklentiler neler, bunları konuşacağız. GCM Menkul Değerler Genel Müdürü Alper Nergiz bizlerle birlikte olacak. İlk etapta bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var, onlara bakarak başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 52 yıldır Avrupa Birliği kapısında bekletilen Türkiye için gerekli adımların atılmasını beklediklerini belirterek, Türkiye-Yunanistan ilişkileri içinde adımlarımızı olumlu istikamete atmayı istiyoruz, dedi. Erdoğan ayrıca tahıl anlaşmasının uzatılmasını umduklarını da kaydetti. Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen piyasa katılımcıları anketinde 12 ay sonrası için tüketici enflasyonu beklentisi %33.21 ile bu yılın en yüksek seviyesine çıktı. Yıl sonuna ilişkin beklenti ise %38.55'ten 43.82'ye yükseldi. Katılımcıların cari yıl sonu dolar TL beklentisi de bir önceki anket döneminde 26 lira 18 kuruşken bu anket döneminde 28 lira 46 kuruş seviyesine yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında önceki yılın aynı ayına göre %44.4 azalarak 83.600 adede geriledi. Böylelikle konut satışlarında Temmuz 2021'den bu yana en sert düşüş izlendi. İpotekli konut satışları ise Haziran ayında %66.8 düşüşle 13.400 adede geriledi. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre ilk 6 ayda otomotiv üretimi yıllık %13 artışla 735 bin adet olurken otomotiv ihracatı da yıllık %8 artışla 506 bin adede yükseldi. İç satışlar %55 artışla 581 bin adet şeklinde gerçekleşti. İlk 6 ayda otomotiv satışları içerisinde yerli payı da yıllık 6 puan düşüşle %39'a geriledi. Haziran ayının başında çaya yapılan %43 zamın ardından Temmuz ayında yeni bir zam daha geldi. Çaykur çaya yeniden ortalama %9,5 zam yaptı. Böylece kuru çay fiyatlarına 8 Haziran'dan bu yana toplam %56,6 zam yapılmış oldu. Yeni fiyat listeleri toptan satış yapan şirketlere gönderilmeye başlandı. Günün öne çıkan haber başlıklarını paylaştık. Hızlıca piyasalardaki veriler neler söylüyor, rakamlar ne diyor ona bakacağız. Haftayı kapatırken Borsa İstanbul'un güçlü seyrine devam ettiğini görüyoruz. Endeks 6400 puanın üzerine kadar attı. Gün içerisindeki zirve seviyesi 6435 puana yükseldi Borsa İstanbul'un. An itibariyle de bu seviyenin kabaca 10-12 puan kadar altında 6423 puan seviyesinde gözlemliyoruz endeksi. Hafta boyunca bankacılık endeksi pozitif ayrışmış, oldukça kuvvetli bir performans göstermişti. Şimdi ise bir parça realizasyon geldiğini gözlüyoruz. Bankacılık endeksi %1 kadar aşağıda, ancak sanayi endeksteki primler nispeten endeksi yukarıda tutmaya yetiyor. 55 puan kadar dünkü kapanışa göre. Bankacılık sektöründe kayıplarda endeksi en fazla aşağı Yapı Kredi Bankası çekiyor. %2,5 kadar düşüşü var ve 3 puanın üzerinde endeksi aşağı itiyor. Garanti Bankası'nda yine %3'e yakın, İş Bankası'nda %1,2'lik geri çekilmeler var. Dolayısıyla bu taraf dediğimiz gibi endeksi negatif etkiliyor. Pozitif tarafa baktığımızda ise Sabancı Holding'in endeksi 9 puan yukarı ittiğini görüyoruz. %4,5'un üzerinde primi var. Türk Hava Yolları, Aselsan, Şişecam, Ford Otosan ve Doğuş Oto şu anda endeksi yukarı performansında kuvvetli şekilde destekleyen hisseler olarak karşımıza çıkıyor. Dolar TL 26.15.65, Euro TL ise 29.36'lar civarında alıcı buluyor. Euro dolar çaprazında 1.12'lerin üzerindeki seyrin devam ettiğini görüyoruz. An itibariyle 1.12.24'lerdeyiz. Dolar endeksi 100 seviyesinin altına kaydı. 99.90'lara kadar geldik. Uzun süredir gördüğümüz en zayıf dolar performansıyla karşı karşıyayız.
genel anlamıyla piyasalar açısından. Diğer yandan Avrupa borsalarında da nispi iyimserlik var. Haftayı kapatırken çok kuvvetli değil alımlar ama %0.2 kadar Stoxx 600 endeksini yukarıda görüyoruz. Londra ve Paris'te %0.4 kadar artılar var. DAX endeksi çok hafif ekside işlem görüyor şu anda. Diğer taraftan Milano borsasında da %0.1 kadar artıyla geçiyor işlemler. Amerikan vadelilerinde karışık bir seyir var. Nasdaq vadelilerini çok hafif ekside görüyoruz ama Dow Jones vadeleri %0.5 kadar yukarıda. S&P 500 vadelilerinde getiriler daha sınırlı. %0.15 civarında. Emtia piyasasına baktığımız zamansa an itibariyle petrol fiyatlarının çok hafif aşağı kayarken görüyoruz. Brent petrol $81.29'te, Amerikan tipi ham petrol ise $76.70'lerde. Spot altının ons fiyatı dünkü kapanışın $3.5 kadar altında. $1955'lara geldik. Amerikan 10 yıllıkları biraz yukarı kaydı. 2 bas puan kadar yükselişi var. 3.79'larda. 2 yıllık tahvil faizi ise 4.68-4.69'lar civarında. Genel olarak rakamları bu şekilde aktardıktan sonra şimdi geçiyoruz biraz daha iç piyasada olup bitenlere. Ebru Usta bizlerle birlikte. Ebru, hoş geldin. Hoş bulduk. Özellikle sabah saatlerinden bu yana, hatta birkaç gündür konuşuyoruz ticari kredilerdeki hareketliliği. Gelen son veriler, özellikle faiz sınırlamasının devam ettiği ortamda ve faiz artışları da devam ederken, beklenti o yöndeyken, bankaların kredi verme konusunda iştahsızlıklarının sürdüğünü net olarak ortaya koyuyor. Biz 13 haftalık arındırılmış ortalamaya baktığımızda ciddi bir yavaşlama görüyorduk. Şimdi son hafta verileri bunu daha da belirgin hale getirmiş gibi görünüyor. Evet, hem tüketici hem ticari krediler tarafında neredeyse durma noktasına gelen bir seyir var. Özellikle ticari kredilerde. Biz faiz artışlarıyla birlikte aslında seçim öncesinde çok çok düşük seviyelerde olan ticari faizlerin %24,5 yani %13'ler seviyesinde uzun bir süre seyretmişti Merkez Bankası'nın regülasyonları doğrultusunda. Ama özellikle seçim sonrasında yıllık ticari kredi faizlerinin 13 haftalık ortalamalarda faizlerin %24,5'a çıktığını, 13 haftalık ortalamalarda da kredi büyümesinin %8,1'e kadar gerilediğini görüyoruz ki daha önceden bu Mart-Nisan aylarında %45'ler seviyesindeydi. %45'lerden %8'lere kadar yıllık büyüme gerilemiş durumda. Özel bankalarda da ticari kredilerde küçülme var son hafta verilerine göre. Yine tüketici kredilerine baktığımızda da tüketici kredisi faizinin %48'e kadar yükseldiğini görüyoruz geçtiğimiz hafta verilerinde. Merkez Bankası'nın ortalama verileri bunlar. %48'ler son yılların en yüksek seviyesi, yıllık %48. Bununla birlikte tüketici kredi büyüme hızında da %100'lerden %40'lara kadar geril çekilme var. Bu da çok ciddi bir geri çekilme ki %100'lere Mayıs ayında ulaşmıştık. Mayıs ayından Temmuz ayına, yani yaklaşık 2 ayda %100'den %40 yıllık kredi büyümesine kadar gerilemiş durumda. Yani ciddi bir kredi durması var. Özellikle seçim sonrası süreçte bir yandan da kredilerde hızlanan bir ivme var faizlerde. Mevduatlara baktığımızda mevduatlarda da seçimin hemen öncesinde %40'ların üzerine yükselen bir kredi faizi vardı mevduatlarda. Çok yüksek seviyelere gelmişti ki son 20 yılın en yüksek seviyesiydi mevduat faizleri de. %43'lere, %44'lere ulaşmıştı ortalamada da. Şu anda mevduat faizlerinde ise bir geri çekilme görüyoruz. Geçen haftanın verilerine göre %37.8'e kadar geri çekilmiş. Yani mevduat faizleri aşağı, kredi faizleri yukarı. Kredi hacminde ve kredi iştahında da bir yavaşlama var. Çok ciddi bir yavaşlama var hatta. Bununla birlikte reel sektörden de açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bugün İTO Başkanı'nın da açıklamaları vardı. Ticaret Bakanı'yla bir toplantısı vardı İTO Başkanı Şekip Avdak için. Kredi mekanizmasındaki bozulma tüm işleyişi sekteye uğratabilir. Üretim bantları yavaşlamamalı. İhracatta kredinin payı önemli açıklamaları vardı. Orta vadeli programı bekliyoruz açıklaması vardı. Tabii daha çok reel sektörü etkileyen bir tarafı var. Özellikle ticari kredilerdeki yavaşlamanın birçok esnaf var, KOBİ var, büyük firmalar var. Buradaki yavaşlama reel sektör tarafını da etkileyen bir süreç. Tabii Merkez Bankası'nın faiz artırımlarının beklentisi de yüksek. Gelecek hafta Merkez Bankası faiz kararını göreceğiz ama
beklentiler tekrar artış yönünde. Merkez Bankası'nın faiz artırmasıyla birlikte kredilerde de artış devam ediyor. Bir taraftan bankalar tarafından baktığımızda ise ters makasın kapandığını görüyoruz. Bankalar için pozitif. Maliyetleri düşüyor mevduat faizlerindeki düşüşle birlikte. Kredi faizlerindeki yükselişle birlikte orada da gelirleri artıyor. Bankalar tarafından bir miktar ters makasın kapandığını görsek de reel sektör tarafından çok daha iç açıcı bir durum değil kredilerin yavaşlaması. Teşekkür ediyoruz Ebru aktardığın bu notlar için. Şimdi gidiyoruz Londra'ya. Ceren Dilekçi Köseoğlu bizlerle birlikte. Ceren, Avrupa borsalarında nispeten sakin bir seyir var. Aslında bir miktar karışık seyre döndüğünü söyleyebiliriz ama bence bugünün en önemli haberi Alman hükümetinin Çin'le ilgili bir strateji açıklamış olması. Hem ticari açıdan önemli hem jeopolitik açıdan önemli. Neler var bu stratejinin içerisinde? Evet, dün aslında bir süredir beklenen Alman hükümetinin Çin'e ilişkin yeni stratejisinin açıklaması geldi ve Alman hükümeti Çin'e belli başlı sektörlerde bağımlılığı azaltmayı hedefleyen yeni stratejisini açıklamış oldu. 40 sayfalık bir rapordan söz ediyoruz burada. Oldukça kapsamlı bir rapor ve sektörleri birer birer ele aldığını görmekteyiz rapor kapsamında. Özellikle sektörlere baktığımız zaman ilaç, elektrikli arabalarda kullanılan lityum bataryalar ve çip yapımı için gerekli olan tüm unsurlara ilişkin bu belli başlı kritik sektörlerde bağımlılığın azaltılması hedeflenmekte. Tabii tam anlamıyla da ipleri koparmak istemiyor aslında Almanya Çin'de. Çünkü toplam ithalat ihracatın boyutuna baktığımız zaman 2022 yılı sonu itibariyle iki ülke arasındaki ticaret hacmi 300 milyar euro seviyesindeydi. Zaten Almanya Başbakanı Scholz da yaptığı paylaşımla amacımız ayrışmak değil ancak gelecekte kritik bağımlılıkları azaltmak istiyoruz açıklamasını yaptı. Yani aslında Almanya'nın burada izleyeceği yol tedarik zincirlerini çeşitlendirerek belli başlı sektörlerde Çin'e olan bağımlılığını azaltmak, bir yandan ise Çin ile ticaret ve yatırım bağlarını sürdürmek istiyor. Tabii aslında geçtiğimiz haftalarda Çin'in attığı adım oldukça konuşulmuştu. Hatta ABD ve Avrupa'ya bir gözdağı olarak telendirilmişti. Çünkü yonga üretiminde kullanılan iki kritik metalin ihracatına sınırlama getirileceğini açıklamıştı Çin hükümeti. Hatta bu adımın zamanla diğer metalleri kapsayacağına dair endişeleri beraberinde getirmişti ki Alman hükümeti de bunu yüksek sesle dile getiren ilk ülke olmuştu. Baktığımız zaman detaylarına, diğer adımlar neler diye, özellikle Almanya burada ihracat kontrollerine tabi ürün listelerini düzenleme taahhüdünde bulunduğunu görmekteyiz ve Çin ile bilgi akışının muhtemel olduğu ARGE projelerinin fonlanması konusunda, bu projelerin desteklenmesi konusunda belli başlı hükümler çıkaracak. Yani yaptırımlar uygulanması planlanıyor. Tabi burada aslında gözler Çin ile bağları güçlü olan, yani satışları içerisinde Çin'in payı görece daha yüksek olan Alman şirketlerine çevrilmiş durumda. Bu şirketler arasında Volkswagen, BMW, Siemens ve BASF gibi dev şirketlerin geldiğini görmekteyiz. Önümüzdeki günlerde Alman hükümetinin bu şirket temsilcileriyle bir toplantı düzenlemesi ve Çin'e dair risklerini azaltmaya dair bir açıklamada bulunması bekleniyor. Bugün Avrupa piyasasına baktığımız zaman endeksler 5 gün arka arkaya yükselmesinin ardından bugün artık endekslerde sınırlı bir yükseliş var. Hatta Alman DAX endeksi negatife dönme eğiliminde. Bugün özellikle telekom hisseleri üzerindeki baskının biraz daha arttığını görmekteyiz. Çünkü Avrupa'da Nokia ve Ericsson hisselerinde %10'a ulaşan değer kayıpları var. Burada Nokia satış ve kar görünümünü düşürdüğünü açıkladı. Bu hisse üzerinde sert satışı beraberinde getirdi. Ericsson ise ikinci çeyrekte baktığımız zaman büyük bir talep düşüşüyle karşı karşıya kaldığını açıkladı şirket. Hisseleri %10 civarı değer kaybıyla işlem görüyor bu açıklamaların ardından. Euro-dolar paritesinde çok sert bir yükseliş görmüştük. Bugün 1.12 seviyesinin üzerinde tutunma çabasında parite. Sterlin dolar paritesine baktığımız zaman ise 1.31 seviyesinin hemen üzerinde işlem gördüğünü söyleyebiliriz Açıl Sezen. Ceren, teşekkür ediyoruz aktardığın bu notlar için. Kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde gayrimenkul piyasasında son dönemde olup bitenleri ve bugün gelen konut satış verilerini değerlendireceğiz. Araştırma masasında Tuğba Özay bizleri bekliyor. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Tuba, rakamlar özellikle gayrimenkul piyasasında oldukça ciddi bir bozulma olduğunu gösteriyor. Gerek mortgage faizlerinin ciddi şekilde yukarı kaymasından, gerekse fiyatların gerçekten ciddi anlamda yukarı gidişinden kaynaklanan bir bozulma var. Bir de tabii deprem olayı bayağı başka bir boyuta taşıdı, değiştirdi gibi görünüyor. Neler var rakamların detaylarına baktığımızda? Detaylarına bakalım ama normal şartlarda aslında borçlanma maliyetleri arttıkça özellikle işte konut satışlarında bir geri çekilme beklenir ama bizim borçlanma maliyetimiz işte daha ne kadar para politikasında bir değişiklik yaşanmadan önceki dönemde aslında hem arzın sınırlı olması hem talebin yüksek olması nedeniyle zaten borçlanma maliyeti haricinde de artış göstermişti. Özellikle yabancı talebindeki artış burada ön plana çıkmıştı. Şimdi hemen rakamlara bakalım. Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında %44.4 azaldı. Azalarak 83.636 oldu açıl. Bunun içerisindeki toplam satışlardaki paylara bakalım birlikte. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %16.1 olarak gerçekleşti. İlk el konut satışının payı %31 iken ikinci el konut satışının payı %69 oldu. Burada özellikle ilk el konut arzında da sınırlı bir artış olduğu için oradaki pay özellikle ilk el tarafında azalmaya devam ediyor. Diğer taraftan en çok merak edilen konu toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %3.1 oldu. Burada bir önceki yılın aynı ayına göre %69 nokta azalma söz konusu. Yabancılar geldiklerinde Türkiye'de hangi illerden ev alıyorlar diye baktığımızda ilk sıralamada Antalya yer almakta. Antalya'yı İstanbul ve Mersin takip ediyor. Burada hani kimler alıyor en çok ev diye baktığımızda Rusların ön plana çıktığını görüyoruz. Diğer taraftan Rusları, İranlılar, Iraklılar ve Ukrayna vatandaşları takip ediyor. Buradaki tabii ki zaman zaman işte özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra Ukraynalıların talebinin arttığını görmüştük. Rusların da aynı şekilde bir dönem daha çok Orta Doğu ülkelerinden talebin ön plana çıktığını görmüştük ama şimdi öncelikle hem borçlanma maliyetlerinin artıyor olması hem fiyatların gelmiş olduğu noktalara baktığımızda özellikle yabancı yatırımcı nezdinde burada herhangi bir yatırım fırsatı artık sunmuyor olarak görünüyor. Çünkü fiyatlar artık belirli bir doyum noktasına ulaşmış durumda. Şimdi konut satışları bazında baktığımızda İstanbul'da özellikle 13.578 konut %16.2 ile en yüksek paya sahip konut satışlarında, yani hala en çok ev İstanbul tarafından satılıyor. İstanbul'u Ankara ve Antalya izliyor. Ankara'nın payı %8.8, Antalya'nın payı ise %5.4. Ekranda görmüş olduğunuz grafik de aslında 3 büyük ilde Ankara, İstanbul ve İzmir'deki fiyat değişimlerini ön plana çıkartmakta. Burada özellikle Ankara ve İzmir'de, bunlar son 10 yıllık grafikler, Ankara ve İzmir'de fiyatlarında bir miktar geri çekilme İstanbul'a göre daha ilk şeyde kalmış. Yani İstanbul'da fiyatlar daha çok geri çekiliyor Ankara ve İzmir'e göre. Diğer taraftan ikinci el konut satışları tarafında Haziran ayına baktığımızda geçen yılın aynı ayına göre %45.4 azalmış. Yani hem yabancıya olan satışın payı azalıyor, hem birinci el konut satışındaki pay azalıyor, hem ikinci el satışındaki pay azalıyor. Bunun en büyük etkenlerinden biri zaten maliyetlerin artık artmış olması, hem ev fiyatlarının belirli bir doyuma gelmiş olması. Bu demek değil ki ev fiyatları yükselmeyecek ama bundan sonra hani yükseliş hızında bir yavaşlama olma ihtimali var. Tabii bunun özellikle son dönemde pandemiden çıkışla birlikte gayrimenkul yatırım anlamında bütün dünyada değer kazanan ve alıcısına değer kazandıran bir varlık olmuştu. Yatırım aracı şeklinde fiyatlanmıştı. Dünyanın birçok bölgesinde şu anda fiyatlamalar zaten geri geliyor. Özellikle kiralarda da geri geliyor ama bizdeki ayrışma satılık konut fiyatlarındaki fiyatlar geri gelirken kiralardaki o artış hala değişmemiş durumda. Kiralardaki artış neden önemli? Enflasyon içerisindeki en ağırlıklı sepetin
yer aldığı konut tarafına baktığımızda orada fiyatların geri gelmiyor olması enflasyonu hala desteklemeye devam ediyor. Konut satışı ya da konut fiyat endeksi anlamında dünyaya paralel hareket ediyoruz ama kiralar tarafına baktığımızda orada hala bir ayrışma söz konusu değil açıl. Tuğba, teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu notlar için. Devam edeceğiz şimdi. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Gayrimenkul piyasası üzerine konuşmaya devam ediyoruz. İstanbul Gayrimenkul Değerleme Yönetici Ortağı Ahmet Büyükduman bizlerle birlikte. Ahmet Büyükduman, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Açıl Bey, kolaylar gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Biraz önce Tuğba da aktardı, rakamlar üzerine sabahtan bu yana konuşuyoruz. Yıldan yıla %44'lük bir düşüş, oldukça kuvvetli bir geri çekilme. Bu zayıflığı tabii ki mortgage faizleri falan bunlar çok belirleyici ve önemli ama biz mortgage faizlerinin yüksek olduğu birçok dönem gördük. Satışların bu kadar zorlu halde olmadığı. Başka ne var perde arkasında? Perde arkasında bir tane takvim etkisi var. Çünkü geçen yılın Haziran ayında 22 iş günü varken bu yılın Haziran ayında 17 iş günü var. Bayram nedeniyle Haziran ayı biraz güdük bir ay oldu. Ayrıca sadece bu 17 iş gününe takılmayalım. Genel olarak bayramlar kendisinden önceki 1-2 iş günü ve 1-2 sonraki 1-2 iş gününde de işlem potansiyeli düşük seyreden aylardır. Yani Haziran ayında 17 iş günü var diyoruz ama hani onu normal ayların 15 iş günü gibi düşünebiliriz. O nedenle bu %44'lük geri çekilmenin yarısı takvim etkisinden kaynaklanıyor. Yani takvim etkisini arındırırsak aslında geriye gelme yaklaşık %22 gibi gözüküyor. Ama ben yine de analizimi devam ettirmek istiyorum. Başka ne var dediğiniz için? Başka bir de baz etkisi var. Yani o da ne? Geçen yıl Haziran ayında bütün Haziran aylarının en yüksek konut satışının gerçekleşmiş olması. Bu aslında sadece geçen yılın Haziran ayı için değil, o yılın ilk 6 ayının hepsi için geçerliydi. Hatta bir önceki yılın son 3-4 ayı içinde aynı şey geçerliydi. Çünkü faiz oranları ciddi ölçüde aşağıya çekilmişti ve enflasyondan korunacak alternatif başka araç kalmadığı için konut piyasasında ciddi bir hareketlilik yaşanmıştı. O nedenle de 2022 yılı aslında şampiyon bir yıldı ilk 6 ay için söylüyor. Sonra Temmuz ayından itibaren dönüm noktasına geldi ve uzun dönemli normallerine doğru geriye doğru dönmüştü. O nedenle bir de %20'lik fark var. Şimdi takvim etkisini arındırdık. Baz etkisini de arındırırsak şunu söyleyebiliriz. Evet, Haziran ayında konut satışlarında bir gerileme var ama bu %44 değil. Yani bunu %10 civarında gibi yorumlamamız bence çok daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Peki deprem ne kadar etkiledi gayrimenkul tarafındaki yatırım iştahını? Yatırım için gayrimenkul almayı planlayanların iştahını ya da? Evet, o mesela İstanbul'da biraz zayıflama olarak karşımıza çıktı ama Ankara'da, Konya'da mesela bir şey olarak, ilave bir talep olarak çıktı ve özellikle Ankara'da, yani 3 büyük şehri Merkez Bankası detaylı bir istatistik verdiği için bunu söyleyebiliyorum. O bölgede gerçekten fiyatlar üzerinde ciddi bir artış yaptı. Ankara'nın bir başka öne çıkan özelliği de muhtemel büyük İstanbul depremine karşılık özellikle IT yatırımlarının, felaket merkezlerinin Ankara'ya taşınması gündeme geldi. Hem konut tarafında hem de ticari gayrimenkul tarafında Ankara'nın yıldızı biraz parladı diyebiliriz deprem sonrasında. Yine özellikle gayrimenkul fiyatlarının ulaştığı boyut tabii inanılmaz yerlere de geldi. Ücretler genel düzeyi bir miktar yükseliyor fakat konut fiyatlarındaki artış hızına erişmek çok mümkün değil. Barınma önemli bir ihtiyaca dönüştü. Kiralar özellikle çok ciddi şekilde yükseldi. Dolayısıyla karşılıklı bir kilitlenme durumu var gibi anlaşılıyor. Buna katılıyor musunuz? Yani güç yetmiyor daha fazlasını almaya. Ancak diğer taraftan konut sahipleri de satışını gerçekleştirmek için belirledikleri fiyatta aşağı inmeye çok razı olmuyorlar. Bu kilitlenme durumu nasıl çözülebilir? Ya çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Aslında bir ülkede, yani kapalı bir ekonomi gibi düşünelim.
kapalı bir ekonomi olsa oradaki gayrimenkul fiyatları o ülkedeki insanların ortalama gelirlerinden çok da sapmaması lazım. Yani gelir varsa fiyat oluşabilir. Ama bizde ne var? Biz biraz açık ekonomiyiz ve yabancıların da gelip ülkeden konut satın almalarını kısmen teşvik eden bir mekanizma var gibi gözüküyor. Çünkü yanında bir de vatandaşlık şekeri veriyoruz. Öyle olunca da ne yapıyoruz? Dışarıdan ülke ortalamasının çok üstünde bir gelir düzeyine sahip bir kitlenin burada konut piyasasına talep yaratmasını sağlıyoruz. Bu da fiyatları belli piyasalar için, İstanbul, Antalya gibi piyasalar için hakikaten erişilemez bir düzeye getiriyor. İlaveten şöyle bir durumumuz var. Hani bu kitlenmenin içinde biz arz tarafında da çok kısa kalmış durumdayız talebe karşılık. Yani yabancı talebini bir kenara koysak bile Türkiye'nin kendi iç demografik dinamiklerini karşılayabilecek konut üretimimiz de maalesef zayıf. O nedenle de artan talep arzı aştıkça fiyatları da yukarıya doğru çekiyor. Bunu şey yapan bir takım uygulamalarımız da var. Mesela kiralama piyasasını ciddi ölçüde bozan bir kiralara nark getirme, artışlarını sınırlama gibi eylemlerimiz var. Çok piyasa bunu takmasa bile kısmi etkiler de ortaya koyuyor. Dolayısıyla gayrimenkul piyasasında kısa vadede henüz bir kolay bir çözüm gözükmüyor açıkçası. Hızlı bir şekilde üretimi artırmak gerekiyor. Çünkü ihtiyacımız olan bizim barınacak mekan. Ve mevcut dinamik demografik faktörlerimiz de öyle kısa sürede değişecek gibi gözükmüyor. Üretici bacağını da sorayım size. Çünkü üretime ihtiyaç var dediniz gayrimenkul bacağı için ama üreticiler için bir inşaat maliyetleri çok yüksek. İki, başladığınız projede bizdeki sat yap modelini ciddi anlamda örseleyebilecek bir gelir endişesi ya da belirsizliği, gelecek belirsizliğiyle karşı karşıya şu anda ortamda insanlar. Dolayısıyla geliştiriciler sanki yeni proje üretmektense eğer İstanbul'daysa örneğin kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkılıp yeniden yerine yapılacak olan binalarda arsa maliyetinden kurtulacak şekilde bir şeyler yapmayı daha fazla tercih eder aşamaya gelmiş gibi görünüyor. Bu tarafını doğrular mısınız, bir de nasıl görürsünüz? Evet, kentsel dönüşüm tarafını ben çok gözlemlemedim ama şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin genel anlamda konut üretme modeli arsa sahibiyle geliştiricinin ortaklığına dayalı. Fakat bu ortaklıkta şöyle bir durum var. Arsanın toplam değer içindeki katkısı sabit değil. İnşaat maliyetine bağlı. Çünkü kat karşılığı paylaşım oranı söz konusu. Varsayalım %50, %50 olsun. Bu ne anlama geliyor? Sizin her bir adet konut satabilmek için geliştirici olarak iki tane konut üretmeniz anlamına geliyor. Öyle olunca da konut üretim maliyetleri ne kadar yükselirse aslında arsanın gayrimenkul içindeki payı değişmemiş hale geliyor. Ve inşaat maliyetleri arttıkça toplam maliyetlerde, yani arsa maliyeti de inşaat maliyetiyle paralel bir artış göstermiş oluyor. Ama bizim son zamanlarda gayrimenkul fiyatlarında gözlediğimiz artış inşaat maliyetlerinin de üzerinde bir artış. Öyleyse bunu paylaştırdığımızda ortaya şöyle bir şey çıkması lazım. Bu fazladan artışın müteahhitlere kar olarak dönmesi gerekiyor. Aslında konut üretebilmek için matematiksel olarak, nihai kar olarak cazip bir piyasa var gibi gözüküyor. Fakat muhtemelen, hani benim gözlemlerim onu söylüyor, gelecekteki belirsizlik, inşaat maliyetlerindeki dalgalanma ve ani bir şekilde ortaya çıkabilecek olan alım gücündeki azalma geliştiricileri cesaretlerini kırıyor gibi gözüküyor bir araya getirdiğimde. O nedenle de arz tarafı aslında o kadar zayıf değil. 600 binler civarında yıllık istikrarlı bir şekilde yeni konut başlangıcı yapabiliyor. Ama tamamen talebi karşılayabilecek bir heyecan, güç ve sermaye de yok gibi gözüküyor. Son soru çok kısa yanıt rica edeceğim. Kiralardaki bu %25 sınırlamasının yaratmış olduğu etkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve özellikle artık daha kısa vadeli, yıllık değil ama kısa vadeli 6 aylık, 3 aylık falan kiralamalara dönmüş gibi görünüyor ev sahipleri. Buralardaki tablo ne zaman ve ne şekilde çözülür?
Vallahi bu çok vahim bir tablo. Kolay kolay çözüleceğini düşünmüyorum. %25'lik kısıtlama aslında kiralama piyasasındaki devir daimi ortadan, sirkülasyonu ortadan kaldırıyor. Yani eskiden yaklaşık %20'lik bir sirkülasyon söz konusuyken toplam kiralama piyasasında, bu şu anda hesaplayamadım ama çok daha aşağılara düşmüş durumda. Bu şu anlama geliyor: mevcut kiracıları görece koruyan ama ilk defa kiralama piyasasına girecek olanların da son derece aleyhine çalışan bir dengesizlik ortada. Bu konuda birazcık bu artış oranlarının en azından ortalama memur gelirleriyle orantılı bir şekilde düzeltilmesi bence gerekiyor. Başka türlü piyasanın çözülmesi mümkün değil. Dediğiniz gibi kısa vadeli kiralamalar hızlanabilir, artacaktır ama operasyonu kolay değil. Ahmet Bey, çok teşekkür ediyorum. Değerli görüşleriniz için kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında son bölüm yayından karşınızdayız. Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Nergiz bizlerle birlikte bu bölümde. Alper Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Açıl Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Borsa İstanbul oldukça kuvvetli bir haftayı geride bırakıyor. Bankacılık endeksinde ciddi anlamda yükselişler oldu. Bugün biraz realizasyonu var. Fakat genel olarak baktığımızda yatırımcı iştahının yükseldiği, 5 haftada kabaca 1.3 milyar dolar civarında bir yabancı girişinin yaşandığı, dolayısıyla Borsa İstanbul performansının da kendini yukarıya atmaya devam edebildiği bir ortam. Burada yüksek faiz, TL mevduat faizine rağmen borsadaki iştahı nasıl görür, nasıl değerlendirirsiniz? Evet, üst üste pozitif haber akışları, borsa endeksinde de üst üste TL bazlı yeni rekorlar görmemizi sağladı. Burada tabii seçim belirsizliğinin son bulması, yeni ekonomi yönetiminin atanması, verilen normalleşme mesajları, Körfez ülkelerine sayın bakanların yaptıkları ziyaretler sonrası piyasalarda oluşan beklentiler, CDS'teki gerileme ile birlikte borsalarda son haftada yaşanan yabancı alımlarını gördük. Yine son günlerde Batı ülkeleriyle yeni bir dönem mesajlarına ilişkin haberler çıktı. Bu arada tabii bize yardımcı olan bir de küresel piyasalarda yaşanan pozitif seyir de borsa endeksinin uzun zamandır psikolojik seviye 6000'i aştığını ve 6400 seviyelerine ulaştığını, TL bazlı yeni rekorlar görmemizi sağladı genel anlamda. Tabii ki bu borsadaki risk iştahını arttıran gelişmeler ve pozitif tepkileri gözlemledik bu saydığım sebeplerle beraber. Görünen o ki önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanı'nın Körfez bölgesine yapacağı ziyaret sonrası yapılacak açıklamalar borsada yeni zirveler görmemizi de sağlayabilir. Ama tabii piyasalar buradan bir takım beklentileri yüksek. Özellikle bir takım hem basında hem diğer yerlerde bir takım dövizle ilgili rakamlar telaffuz ediliyor yüksek gelebileceğine ilişkin doğrudan veya dolaylı yatırımlarla. Bu çerçevede kar realizasyonlarına da dikkat etmek lazım. Endeks üst üste olumlu haber akışlarıyla oldukça 6500 teknik seviyelere de yaklaşmış gözüküyor. Türkiye hem uluslararası diplomasi açısından önemli adımlar atıyor. Hem Batı ile hem Körfez ülkeleriyle ilişkileri sıklaştırıyor. Eskiye oranla biraz daha dengeli politikaların izlendiğini özellikle hem Batı ile görüyoruz. Yeni ekonomi yönetiminin normalleşme politikaları ve rasyonel adımları sonrası borsada yabancı talebinin de sizin de belirttiğiniz gibi arttığını görüyoruz. Bunda tabii özellikle CDS priminin gerilemesiyle beraber yabancı talebinin artmasında etkili olduğunu düşünüyoruz. Son bir ayda yabancı takası oranlarına baktığımızda %27.43'lere kadar gerilemişti.
Ama şu anda bunun %29.40'lara doğru yükseldiğini, %30'lara doğru bir yaklaşım görüyoruz. Bu hem yeni ekonomi yönetimine açılan kredi, hem CDS'lerin gerilemesi bunda etkili oldu diye düşünüyorum. Enflasyonun üzerinde bir getiri arayışı ve oluşan beklentiler yerli yatırımcı açısından da açıkçası borsayı canlı tutuyor. Ama şunu da unutmayalım, tüm bu rekorlara rağmen yılbaşından bu yana borsanın ne kadar yükseldiğine bakarsak %15 civarında yükseldiğini görüyoruz. Çünkü yıl içinde hem deprem hem seçim, borsa yılbaşından bu yana özellikle Mayıs öncesi %20'ye kadar bir gerileme yaşamıştı. Bu gerilemenin toparlandığını, üstüne %15 yükseldiğini görüyoruz. Ama yine siz de sordunuz, alternatif kur korumalı gibi risksiz getiri ürünlerinin artan cazibesi, faiz oranlarındaki yükseliş borsadaki yeni yerli yatırımcı girişini biraz sınırladı. Geçen sene %200'e varan çıkışlar, bu sene daha sınırlı bir çıkış var. Burada tabii ayrıca gram altının da yılbaşından bu yana %50'yi bulan getirisi de borsaya bir alternatif oluşturdu. Borsanın bu sene biraz daha hem faizde hem dövizde, dövize de bakarsak yılbaşından bu yana yaklaşık %40'ı aşan, 41'lere varan bir çıkış var. Bu da yatırımcılar açısından bir alternatif oluştu. Önümüzdeki dönem rasyonel adımlarla beraber yurt dışından döviz girişi hızlanabilir. Döviz fiyatları biliyorsunuz yaz aylarındayız. Döviz girişleri hem yaz ayları hem Körfez'den gelecek açıklamalarla birlikte bu seviyelerde biraz dengelenebilir. Umuyoruz ekonomi orta vadede toparlanacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Alper Bey, iki önemli soru var. Bunlardan bir tanesi özellikle pozitif performansın devamı için az önce tırnak içinde siz de söylediniz ya, rasyonel politikalar diye. Evet. Önümüzdeki haftaki para politikası toplantısı önemli. Kuruldan çıkabilecek hangi kararı piyasanın nasıl yorumlayacağına dair senaryonuzu sormak istiyorum. Yani şu anda bizim anketimiz henüz çıkmadı. Pazartesi günü çıkacak ama genel beklentiye baktığımızda kabaca 5 puanlar civarında bir medyan beklenti oluştuğunu anlıyoruz. Diğer anketlerin ortalamasına baktığımız zaman. Mesela buralarda gelecek olursa piyasa nasıl tepki verir? Altında kalınırsa Borsa İstanbul için etkisi ne olur? Daha üstüne gidecek olursa ne olur? Evet. Zor soru, yine bana sordunuz Açıl Bey. Herkese soruyorum. Siz geçen, özel değil. Geçen toplantı öncesinde de böyleydi. Şimdi Merkez Bankası'nın tabii faiz artışlarında yatırım, üretim, büyüme ve toplumsal refah artışındaki dengeleri de gözeten kademeli artışlar yapacağını gözlemledik. Son yaptığı açıklamalardan ve arttırımlarından da beraber. Biliyorsunuz medyan beklenti 20 idi ve 15'ten başladı. Görünüyor o ki sıkılaştırmaya yönelik kademeli geçişler evet devam edecek. Bu kademeli artışlar dolar enflasyonunun hemen önüne geçmese de zamanla dengeyi bulacağını düşünüyorum. Tabii burada dolar endeksi ürünlere de yönelimi azaltacak tedbirlerin de artması lazım. Ayrıca TL'ye yönelimi teşvik edecek tedbirlerin de herhalde devam edecek gibi gözüküyor. Bir de bankacılıkta biliyorsunuz regülasyonlarda da normalleşme adımlarıyla birlikte tekrardan bu sektörün de gözden geçirdiğini görüyoruz. Yani bu büyümenin finansmanında bankacılık önemli. Bütün bunları topladığımızda medyan beklenti 20 civarında gözüküyor. Bu kademeli artışların devam ederek devam edeceğini, peki kurum olarak beklentimiz baktığımızda arkadaşlarımız 300 civarında bir beklentileri var. Ama benim bütün bu değerlendirmelerde baktığım zaman görünen 250 bazla 500 baz puan arasında bir artış yapabilir. Bu aradaki biliyorsunuz Fed okulundan gelen yöneticiler şu anda görevde. Zaten kademeli olarak sizde de geçen yayında da özellikle sormuştunuz. Hani hem dengeli hem kademeli bir artış bekliyorsunuz diye. Özellikle üretim, büyüme ve toplumsal refaha da dikkate alan, diğer dengeleri de dikkate alan bir artış beklediğimi belirtmiştim. Açıkçası öyle oldu. Biraz piyasanın en dip beklediği 15 gibi rakamdan başladı. Yani
belki piyasaya ile pazarlığa en dipten başladı diyelim Merkez Bankası. Ama bunu kademeli adımlarını sürdürecek. Bu belki 250-250-300 puan adımlarla da devam edebilir. Belki önümüzdeki iki toplantıda 500'er puanlık adımlar yaparak piyasa beklentileri 20-25 civarında biliyorsunuz. Hem yurt dışı kurumlarda siz henüz açıklamadınız ama diğer medyan beklentiler de 20 civarında. Dolayısıyla piyasa beklentisiyle bu şeyler zamanla dengelenecektir diye düşünüyorum. Biraz daha zaman tanımamız lazım yeni yönetime de. Biraz daha sabır etmemiz lazım. Ellerinden geldiğince hızlı şekilde hem döviz girişi hem doğrudan yatırım hem yabancı girişi sağlamak için adımlar atılıyor. Bu arada hem maliye politikasında hem de para politikasında adımlar var. Tabii burada maliye politikasında atılan adımların belki borsaya demin şey yapmadık. Önümüzdeki 6 aylık bilançolar geliyor. Tabii burada hem bu dövizdeki yükselişin hem de faizlerdeki yükselişin kredi maliyetleri de geçen yıla oranla arttığını düşünürsek bilançolar üzerinde de bunların etkilerini göreceğiz. Ama asıl bu vergisel anlamdaki artışların ve ücret artışlarının bunlar Temmuz sonu yansıyacağı için bunları da 9 aylık bilançolardaki bu maliyet artışlarını kurumların ve vergi artışlarını göreceğimizi değerlendiriyorum. Merkez Bankası dediğim gibi dengeleri koruyarak kademeli artışlara devam edecektir. Ama buradaki artış oranı muhtemelen en dibi 200 ile 500 arasında analistlerin de tahminleri değişiyor. Bu çerçevede bir adım atacaktır diye bekliyorum açılmayı. Alper Bey son 2 dakika çok hızlıca yanıt rica edeceğim. Dış kaynak girişi dediniz ya. Önümüzdeki hafta itibariyle Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'la görüşmeler, müzakereler devam ediyor. Cumhurbaşkanının da Litvanya dönüşü açıklamalarında benzer şeyler vardı Letonya dönüşü. Bu özellikle çarşamba günü itibariyle görüşme olacağı söyleniyor. Bir takım anlaşmalar olabileceğinden bahsediliyor. Bu Borsa İstanbul'daki yatırım çerçevesini değiştirebilir mi? Evet, pozitif piyasa beklentilerinden güçlü bir açıklamalar ve beklentiler olursa bu değiştirebilir Açıl Bey. Çünkü bayağı buraya biliyorsunuz birkaç kez hem Merkez Bankası başkanımız, yeni başkanımız hem bakanlarımız birkaç kez seyahat yaptılar. Bunun ön çalışmaları oldu. Arkasından şimdi Cumhurbaşkanımız gidiyor. Açıkçası bu biraz da beklenti oluşturdu. Ki bu bazen hükümete yakın kalemlerden de yazılan bazı rakamlar oldu basında. Bu da piyasalarda beklentiler oluştu. Dolayısıyla buradan gelecek haberler piyasanın seyri açısından ama kar realizasyonu ama daha yeni zirveleri görmemiz açısından belirleyici olacaktır. Alper Bey çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ve sorularımızı yanıtladığınız için. Finans Merkezi'ne böylelikle bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında kapanışa doğru da Zeynep Özyol sizlerle birlikte olacak. Herkese iyi hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın.